أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler ikram eden, kudretiyle kainatı kün emriyle halk eden, bizleri iman ve İslam'la şereflendiren Allah Azze ve Celle'ye hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamber-i Zişan, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Muhterem müminler, değerli hazirun, A'raf suresi 54. ayeti kerimede kalmış idik. İnşallah Cenab-ı Hak rızasınca ihlasla bize anlatabilmeyi, dinlediklerimizle de beraber amel edebilmeyi cümlemize ikram eylesin, nasip eylesin. Estağfirullah, bismillah. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Muhakkak sizin Rabbiniz Allah Azze ve Celle'dir ki yerleri ve gökleri 6 günde yaratandır. Buraya kadar dün acizane anlatmaya çalıştık. Şimdi bundan sonrasını konuşalım inşallah. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşa istiva etti. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَف۪يثًا Geceyi gündüze örtüp bürüyen, sonra da onun peşi sıra onu takip eden, yani gece gündüzü örtüyor, sonrasında da tekraren gündüz gidip gidip gece geliyor peşi sıra. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Güneşi, ayı yaratan ve nücume, yıldızları yaratan مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِ ve dahi emrine amade kılan sizin Rabbiniz. Ela dikkat edin. لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Yaratmakta, hükmetmekte O'nundur. تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce ne mübarektir. Kısaca ayeti kerimenin meali. Şimdi dedik ya, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ'de kaldık. Allah Azze ve Celle arşa istiva etti. Ben öncesinde şöyle bir tespit yaparak bu işin ehemmiyetini, önemini anlamanız adına Allah razı olsun, inandığınız için, kabul ettiğiniz için, hakkı konuştuğumuzu bildiğiniz için gelip dinliyorsunuz. Benim ağzımdan çıkan anlattıklarımı da din olarak kabul ediyorsunuz. Ben şimdi bu ayete nasıl mana verirsem hoca öyle söyledi diye kabul edeceksiniz, değil mi? Şimdi bu ayeti kerimeye ben velev ki yanlış mana versem, ki birçoklarının yaptığı gibi, ne oluyor? Hoca söylediyse doğru söyledidir diye cemaat maalesef yanlışın peşinden gidiyor. Çünkü cemaati tenzih ediyorum size ama neyin doğru, neyin yanlış, neyin hak, neyin batıl, kim samimi Allah rızası için Allah'tan korkuyor, ilmine, itikadına, ihlasına güvenilir, kim bu işi başka maksatlarla yapıyor, bunu bilemediği, anlamadığı için öyle her konuşanın maalesef arkasından bir de nice batıla bu manada dalan ve ahiretine zarar veren insanlar var. Bu ayet müteşabihattandır. Yani imana taalluk eden bir ayeti kerimedir. Ben şimdi buraya nasıl mana verirsem siz o verdiği manayı kabul edeceksiniz. Buranın iki türlü manası var. Sapık mezheplerin,
Sözüm ona, sapık ilim sahiplerinin verdiği manayı ben size versem ki onu kabul etsem onu anlatacağım size. Dolayısıyla siz de benimle beraber o sapık görüşten olacaksınız. Ama ehli sünnet alimleri buraya nasıl mana vermiş? Bizim derdimiz ehli sünnet alimlerinin Kur'an'ı anladığı ve anlattığı gibi size aktarmak. O zaman sizin de hassasiyetiniz ehli sünnet hassasiyeti olan ilmine, ihlasına, takvasına, samimiyetine güvendiğiniz hocalardan dini öğreneceksiniz. Din bu din. Öyle her önüne gelenden, her konuşandan öğrenilmez. Şimdi mana verelim. Allah arşa istiva etti. İstiva etti ne demek? Kelime manası oturdu, yerleşti demek. Tahta oturmak demek. Karar kılmak demek. Ama aynı zamanda hükmü altına almak demek. Siz şimdi bunlardan ilk verdiğim manayı alırsanız Allah arşa istiva etti. Ha o zaman Allah arşı yarattı. Önce oradan anlatalım. Allah Azze ve Celle diyor kaynaklarda önce kalemi yarattı. Sonra levhi yarattı. Mevla sonra kaleme, levhe olmuş olacak her şeyi yaz buyurdu. Allah Azze ve Celle ondan sonra diyor arşı yarattı. Sonra kürsü yarattı, sonra semaları, sonra arzı yarattı. Arş ile kürs, kürs ile sema ve arzı Efendimiz bize anlatırken şöyle buyuruyor. Yedi kat sema, hani dün birinci kat semayı sözüm ona anlamaya çalıştık ya, o yedi kat semayı şöyle diyor, ip gibi birbirine dizseniz, yedi kat arzı da ip gibi birbirine dizseniz, yedi kat arz, yedi kat sema, kürsin yanında bir ovaya atılan halka gibi kalır diyor. Yedi kat sema, yedi kat arz, kürse nispetle ne kadar? Bir çöldeki küçük bir halka kadar. Kürs ne kadar büyük anladık mı? Ayetten delili var mı? وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Hep okuduğumuz ayetel kürsi de. O kürs yerleri ve gökleri kuşattı, ihata etti diyor Allah. Demek böyle bir kürs var. Efendimiz diyor ki o kürsle arşın misali, hani kürs yedi kat sema ve yedi kat arzdan ne kadar büyük, arş da kürsten o kadar büyük diyor Efendimiz. Yani kürs arşın yanında bir çöle atılan halka gibi kalır. Arşın ne kadar büyük olduğunu bilmem anlayabildik mi? Allah Azze ve Celle o arşa istiva etti. Ne demek? Tahtını kurdu, oturdu, yerleşti, karar kıldı. Bunu söyleyen alimler, sözüm ona, sapık mezhepler var. Ben de şimdi burayı böyle yorumlasam size, Allah arşa oturdu desem, istivanın bir manası bu. O zaman ne anlayacaksınız? Allah nerededir sorusunun cevabı? Arşın üzerinde yani göklerde. Allah'a bir mekan izafe etmiş olduk mu? Peki dinden çıktık mı? Bak bir ayet-i kerimeyi başka türlü tevil ettiğimizde imana taalluk eden bir meselede Allah muhafaza. Adamın ayağı kayar. Onun için diyoruz ki altını çizerek bak bana inandınız. Hoca yanlış söylemez diye güvendiniz, teslim oldunuz, benim ağzımdan çıkanı din diye kabul ediyorsunuz. Ama ya yanlış konuşursan? Ya yanlış konuşan hocalar? Onun için Efendimiz size hocaları bıraktım demiyor. Bak Ahmet Hoca, Mehmet Hoca demiyor. İki şeyi bıraktım size diyor. Kur'an, sünnet. Ehli sünnet vel cemaat. Yolunuz bu. Konuşan hocanın anlattıkları ehli sünnete uyuyorsa al. Ehli sünnete uymuyorsa alma. O zaman bu konudaki ehli sünnetin görüşü nedir? Allah arşı istiva etti ne demek? Haşa ve kella. Allah zamandan mekandan münezzehtir. Ehli sünnet ulemanın, ehli sünnet müminin Allah hakkındaki düşüncesi, görüşü, imanı Allah zamandan mekandan münezzehtir. Çünkü Allah zamanı da mekanı da yaratandır Celle Celaluhu. Eski selef alimleri bu müteşabih ayet-i kerimelere
mana vermekten korkmuşlar. Niye? Allah hakkında konuşuyorsun çünkü ya. Allah hakkında yanlış bir şey söylemekten kaçınmışlar, kelime manasını almışlar. Allah zatına yakışır şekilde arşa istiva etti. Ama istiva nedir? Yorum yok. Çünkü ayet Allah arşa istiva etti diyor. Ama bu istiva nasıl? Yorum yok. Selef alimleri müteşabih ayetlere aynen böyle mana verirler. Ama zaman sonra sapık fırkalar çıktı. Dediler ki Allah arşa oturdu. Allah oturur. Allah gelir. Allah'ın eli var. Müteşabih ayetlere birileri böyle sapıkça mana vermeye başlayınca o zaman müteahhirin ulema, sonradan gelen alimler bu akımı önlemek, Müslümanların imanını kurtarmak için bu müteşabih ayetleri tevil etmek zorunda kalmışlardır. Ne demişler? Birileri Allah arşı istiva etti derken Allah arşa oturdu diye mana veriyor. Haşa, ehli sünnet alimler İmam Malik rahimehullah'a sordular. Dediler ki Allah arşı istiva etti ne demek? Bu müteşabihattandır dedi. Allah şanına yakışır bir vaziyette arşı istiva etmiştir. Nasıl diye sorduklarında cevaben dedi ki Allah hakkında nasıl sorulmaz. Çünkü Allah keyfiyetten münezzehtir. Allah için nasıl istiva et? Haşa ve kella. Küllü mâ katara mimma siva. Efendimiz ne diyor? Allah hakkında aklınıza, hatırınıza ne geliyorsa Allah onun dışındadır. Çünkü leyse kemithli şeyun, Allah'ın kendi ifadesiyle Allah hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir şeye benzemez ise o zaman hiçbir varlığa, mahluka benzemeyen Allah birileri gibi oturacak, kalkacak, gelecek, gidecek, haşa. Bu Allah'a iftira olur. Onun için Allah Azze ve Celle'ye şanına yakışır şekilde tevil etmişler müteşabih ayetleri. Ne demişler? Mesela bizde de mecaz kullandığımız kelimeler var değil mi? Ben desem ki hak geldi, adalet geldi. Ne anlarsınız? Desem ki Ahmet geldi, Hasan Hoca geldi. İkisi aynı şey mi? Bak ikisinde de geldi diyorum. Ama birinde hak geldi diyorum, ötekinde Ahmet Mehmet geldi diyorum. Aynı şekilde ve caa rabbuke, Rabbin geldi diyor ayet-i kerime. Caa geldi demek ve caa rabbuke vel meleku saffa, ayet Rabbin ve melekler o gün saf saf geldiğinde mahşeri anlatıyor Allah. Peki bu Allah meleklerle beraber bizim anladığımız gibi geldi manasına mı? Haşa ve kella. Allah'ın hükmü geldi demektir. Çünkü Allah gelmekten münezzehtir. Yedullah, Kur'an ifadesi, yed el demek, yedullah Allah'ın eli. Allah'ın eli dendiği zaman ne anlıyorsunuz? Ahmet'in eli, Mehmet'in eli mi? Allah'ın evi dendiği zaman Kabe Allah'ın evi mi? Peki Kabe Allah'ın evi dendiği zaman aklınıza Ahmet Ağa'nın köydeki evi mi geliyor? Falanın evi mi geliyor? Yani falanın eviyle Allah'ın evi aynı şey mi? Evden anladığınız nedir? İçerisinde birilerinin yaşadığı, bu evin sahibi bu evde kalıyor. Kabe Allah'ın evi ise Allah Kabe'ye girip çıkıyor, orada oturuyor, kalkıyor. Öyle mi anlıyoruz? Cami Allah'ın evidir. Allah camiye girer çıkar mı? O manada mı Allah'ın evidir? Mecaz manada Kabe Allah'ın evidir derken, yani hürmetine binaen Allah'a aittir. Cami Allah'a ait mekanlardır. Allah'ın elidir derken yedullah Allah'ın kudretinden bahsediyor. Yoksa böyle parmağı olan haşa ve kella. Allah bunlardan münezzeh. Allah görür, basirdir. Allah semi, işitir. Peki Allah'ı görmek için göze ihtiyacı var mı? Duymak için kulağa ihtiyacı var mı? Allah kelam sahibi, konuşur. Konuşması için dile, ağza ihtiyacı var mı? Allah'ın görmesi şanına yakışır. İşitmesi şanına yakışır. Konuşması sesten, kelamdan münezzeh olduğu gibi arşı istiva etmesi de şanına yakışır vaziyettedir. Aksi manayı vermek, Allah muhafaza, insanı dinden, imandan eder. Çünkü Allah'a
şekil izafe etmiş o. O zaman mücessimeye girersin. Sapık fırkalar var böyle. O yüzden bizim imanımızı, inancımızı, dinimizi kaynağından, ehli sünnetten, peygamber, sahabe nasıl bu ayetleri anlamış, yorumlamış, tevil etti? Kaynağından öğrenmek mecburiyetindeyiz. Rabbim inşallah ehli sünnet çizgisinde bizi daim eylesin, ayaklarımızı sabit kadem eylesin diyelim. Sonrasında Mevla ne diyor? O Allah Celle Celaluhu geceyi gündüze örtüp efendim gündüzü karanlıkta bırakandır. Sonra gece gündüz sürekli birbirini takip edendir. Var mı hiç? Yani sürekli gündüzün kaldığı, sürekli gece kaldığı, biri gidip biri gelmediği. Doğduğumuz günden beri bak gündüz oluyor, gece oluyor. Gündüz oluyor, hiç şaşmıyor. İşte Mevla diyor ki o şaşmayan, onun ayarını ben yaptım diyor. Sizin en son teknolojiyle yaptığınız telefonlar, arabalar 10 sene garanti. 10 sene sonra çöplük oluyorlar. Ama yaratıldığı günden bugüne kadar bak geceyle gündüzde hiç sıkıntı yok. Hep peşi sıra devam ediyor. Güneşi, ayı, yıldızları yaratan, idare eden, güneşi belli yörüngede, ayı belli yörüngede, yıldızları kendi yörüngelerinde, saatte kaç bin kilometre saat ışık hızı 300 bin değil mi? Allah razı olsun. Saatte 300 bin kilometre mi, saniye de mi? Allah razı olsun. Demek herkes bildiği alanda konuşsun. Ama iyi ki bilenlerimiz var. Allah da bilenlere sorun diyor zaten. Ben de sordum. Saniyede 300 bin kilometre ışık hızı. Bu hızla yol alan yaratıldığı günden bugüne kadar hala ışığı dünyaya ulaşmayan gezegenler var. Bilim diyor, ben demiyorum. Nasıl bir kainattan bahsediyoruz? Allah Azze ve Celle işte diyor ki bütün bunları dikkat edin. Helalehul halk, yaratan benim Allah diyor. Vel emr, emir de bana ait diyor. Hüküm de bana ait diyor. Yani bu kadar alemi yaratan ben olacağım ama benim yarattığım mülkte hüküm başkasına ait olacak. Var mı öyle bir şey ya? Öyle bir dünya var mı? Bu kadar kainatı, alemleri yaratan Allah ama yarattığı mülküne kusura bakma ya Rab, sen bu dünyaya giremezsin. Sen bizim hayatımıza müdahil olamaz, karışamazsın. Vay be! Kendiniz bir dünya yaparsınız. Kendiniz bir dünya oluşturursunuz. Kendi dünyanızı Allah'a karıştırmazsınız, hakkınızdır. Ama Allah'ın yarattığı dünyaya yaratanı karıştırmamak ne hadsizlik, ne haddinize. Kimsiniz siz ya? Yaratanın hakkıdır diyor hüküm koymak. Ben yarattımsa bu mülkte hüküm bana aittir. Ela lehul halkı vel amr. Yaratan hüküm sahibidir. Yani şimdi şöyle kabul edin. Türkiye bizim değil mi? Türkiye içerisinde yaşayan 86 milyon vatandaşın toprakları. İçinizde Türkiye'yi Yunanistan Mitsotakis'i, Fransız bilmem kimi gelsin idare etsin ister misiniz? Gerçi tenzih ediyorum, içimizde öyle gavur aşıkları yok değil yani. Bayılıyorlar Biden'dan bir talimatla, Biden bizi yönetsin diyenler var ama. Yani ben Türk devletinin vatandaşıysam niye elin gavuru beni yönetsin ya? Hele Yunan gelecek bizi yönetecek. Razı olmayız değil mi? Hadi daha özele indireyim. Sizin evinizi komşunuz yönetsin ister misiniz? Senin komşun gelecek senin evinde, sen otur diyecek, ahkam kesecek. Kabul edecek olan bir baba yiğit var mı? Kendi iş yerinizde başkası gelecek, dükkanı sen kurdun, içindekiler sana ait, her şey senin, biri gelecek orada racon kesecek. Bu dükkanda benim dediğim, var mı böyle bir kafa? Ya Allah bu dünyayı yaratacak. Ama kusura bakma ya Rab, senin sözün burada geçmez. Allah'a dünyada sözün geçmez diyenlerin ahirette Allah'ın sözü geçecek. Orada tercih hakkın da yok. Ne olacak o zaman? Onun için akıllı olmak lazım. Büyük düşünmek lazım. Hep aynı şeyleri söylüyoruz ya. İmanımızı önce tahsiye edelim, düzeltelim.
Birilerinin bize empoze ettiği gibi bir Allah inancı yok. Allah kendini bize nasıl tarif etti? Allah'ın istediği gibi Allah'a iman edelim. Allah yerlerin göklerin Rabbi mı? Yarattığı bütün varlığı sen ve idare eden mi? Yarattıkları üzerinde yegane hüküm koyma hakkına sahip olan mı? Amenna ve saddakna. Devam edelim. Udu Rabbeküm. Bir sonraki ayet. Şimdi Allah Azze ve Celle kendini bize anlattı. Şöyle gözünüzü kapatın, bir tasavvur edin, düşünün, kainatı düşünün, kürsüyü düşünün, arşı anlattık ya az önce, nasıl bir kürs, nasıl bir arş, yedi kat sema, yedi kat arz, bütün bunları yaratan Allah. Diyor ki şimdi, Udu'u Rabbeküm, Rabbinize dua edin. Böyle bir Allah'ınız var, böyle bir Rabbiniz var, o Rabbinize karşı dua edin. Niye dua edin? Çünkü dua ibadetin, kulluğun özüdür, esasıdır. Dua kula acziyetini itiraf ettiren hakikattir. Kula haddini bildiren, acziyetini bildiren ve ellerini kaldırdığında da sonsuz kudret sahibi olan bir Allah'ın varlığını ikrar ettiren bir hakikattir dua. Yani sana kim olduğunu dua öğretiyor. Ellerini kaldırdığında niye ellerimizi kaldırıyoruz? Hani az önce birileri Allah göklerdedir diyor ya, onun için Allah göktedir diye ellerimizi kaldırıyoruz diye yanlış düşünen kardeşlere. Ya da bazen şahit oluyorum, üzülüyorum konuşma esnasında, kendini ifade edecek sözüm ona doğru söylediğini teyit için, bak yukarıda Allah var diyor. Haşa ve kella, bu söz küfürdür, Müslümana yakışmaz. Allah yukarıda değildir. Allah yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan, cihetten münezzehtir. Niye? Çünkü yukarısı sonradan yaratılmıştır. Yukarısı olmadan, arş olmadan, sema yaratılmadan Allah var mıydı? O zaman ya diyeceksiniz ki yukarısı da ezelden beri vardır, sonradan yaratılmamıştır. Haşa. Yarattım Allah diyor, arşı da ben yarattım, semayı da ben yarattım. O zaman Allah yaratmadan öncesinde, yani ezelde, haşa ve kella, nasıldı diyemem. Ama yaratmadan önceki Allah neyse, yarattıktan sonra da aynı. Yani Allah arşı yarattıktan sonra, şimdi biraz oturayım tahta, haşa ve kella. Allah için acziyet olur bu. Dolayısıyla sonradan yaratılanlara Allah benzemez. Allah yukarıda yukarıda değil. Peki niye ellerimizi yukarıya kaldırıyoruz dua ederken? Peki secde ederken başımızı niye yere koyuyoruz? Allah yerde olduğu için mi? Namaz kılarken niye Kabe'ye dönüyoruz? Allah Kabe'de olduğu için mi? Her ibadetin bir ciheti var. Allah öyle emretmiş, secdede başı yere koyun demiş. Çünkü başınızı yere koymanız sizin için hiçlik ifadesidir. Allah karşısında kulun acziyet itirafıdır. Başını yere koyuyorsun. Kim için başını yere koyarsın? Ancak yaratan için. Kabe'ye dönüyorsun çünkü Allah öyle emrettiği için. Duada da ellerini kaldırıyorsun semaya. Niye? Efendimiz öyle dua etmiş. Elleri semaya kaldırmak demek. Hani Mevla sizi semadan rızıklandırdım diyor ya. Yahut da bir haşa ve kella sultanın, padişahın makamından istercesine, yerlerin göklerin sahibinden, mekandan zamandan münezzeh olan Allah'a el açıp yalvarmak. Yoksa Allah yukarıdadır da ellerimizi ona açıyor değiliz. Allah muhafaza eylesin. Allah'a dua edin. Dua dedik ya, bize hiçliğimizi hatırlatan. Nesin sen? Büyüklerin, dostların bir tanesinin söylediği gibi. Ne zaman ellerimi kaldırsam dua için dedi, kendi hiçliğimi ve Allah'ın büyüklüğünü anladım dedi. Ellerimi kaldırdığımda dua etmeye ne kadar aciz, ne kadar zayıf, ne kadar basit hiçbir varlığım ve kendisine el açıp yalvardığım Allah'ın ne kadar sonsuz kudret sahip olduğunu. Dua insana bunu anlatıyor. Sen hiçsin, hiç. Nesin sen? Hani gururlu diyor, efendim kibrinden yanına yaklaşılmayan valinin biri bir şehre girmiş. Tabi vali atında, etrafında pervane olan korumalar vesaireler, bütün millet, ahali ayağa kalkıyorlar. Vali geliyor, kolay değil.
O ara diyor kenarda adam bir tanesi oturmuş, hiç istifini bozmuyor. Umurunda değil valinin gelmesi. Bütün herkes ayakta, bir kişi yerde. Valinin dikkatini çekiyor. Gururuna yediremiyor. Niye ayağa kalkmıyorsun? Yaklaşıyor yanına. Benim kim olduğumu bilmiyor musun diyor. Biliyorum diyor. Kimim? Valisin diyor. Bak bak hem de tanıyorsun beni diyor. Peki bu kadar millet ayağa kalktı da sen niye kalkmıyorsun? Sen kimsin? Ben hiçim diyor. Nasıl hiç? Efendim diyor siz bugün valisiniz. Yarın sizi Ankara'ya misal olsun diye. Eski zamanda Ankara yok ama anlayalım diye. Ankara'ya milletvekili yapsalar ister misiniz? İsterim tabii dedi. Peki sonra bakan yapsalar ister misiniz? İsterim dedi. Başbakan yapsalar ister misiniz? İsterim dedi. Peki cumhurbaşkanı olsan isterim, isterim dedi. Peki sonra ne olacak dedi. Vali şöyle biraz düşündü. Hiç dedi. Ha işte ben o hiçlik bakanlığındayım dedi. Hiç hiç sonu ne? Görüyorsun düne kadar cumhurbaşkanlığı yapmış adamlar, başbakanlık yapmış adamlar. Şimdi sokakta hiç hükmünde. Kimse takmıyor. Hani adam dedi ya kim takar Yalova kaymakamını? Sonunda hiç olacaksın. Başlangıcın bir damla su. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانْ مِنْ مَخُلِكَ Allah diyor. Neden yaratıldın bir bak bakalım diyor Allah. Pis pis eline değdiğinde iğrendiğin pis sudan yarattım seni diyor. Yaratılışının başlangıcı pis su. Sonunda toprak olup çürüyüp gidecek. İkisi arasında su ile çürümek arasında bir varlıksın. Neyine güveniyorsun? Hani ben diyorsun ya böyle alçak dağları yaratmış gibi yürürken ayağın yere basmıyor. Böyle başın gökyüzünde malına, servetine, makamına güveniyor. Bir şey zannediyorsun kendini ya. Allah diyor ki kimsin sen ya? Sudan yarattığın bir varlıksın. Sonunda ölüme mahkum. Onun için dua insana kim olduğunu hatırlatan bir ibadet. O yüzden Allah diyor ki bak ey kullarım Rabbinize dua edin. İsa Aleyhisselam için denilir ki bir gün cemaatine şöyle vaaz etmiş. İnsan demiş, kabul edin ki bir çölde arkasından bir aslan kovalıyor. Aslanın kovaladığı bir adam düşünün. Şimdi kendini koy, arkadan aslan seni kovalıyor, sen kaçıyorsun. Çölün ortasında. Önüne bir ağaç çıktı diyor, sen de ağaca tırmandın. Ağacın alt tarafına bakıyorsun diyor, çukur. Karşıya geçme şansın yok. Ya çukura düşeceksin, aşağı inersen altta aslan bekliyor. Bir de bakıyorsun ki çukurda diyor kocaman akrepler var, yılanlar var. Öyle bir çukur da değil yani. Ağacın da altına bakıyorsun ki diyor ağacın dibinden iki kişi, biri beyaz, biri siyah. Ağacı biri öteye, biri beriye hızarla kesiyorlar. Kendinizi böyle bir konumlandırın şimdi. Ne yaparsınız? İsa Aleyhisselam diyor ki adam ağacın dallarında lan ne güzel meyve, lan ne güzel yiyecek, onu yiyeyim, onu yiyeyim derdinde. Akıllı bir adam yapacağı iş midir bu? Ulan altta aslan bekliyor seni. Önün çukur, içinde akrepler, yılanlar var. Ağacını kesiyorlar, ha düştü düşecek, sen onu da alayım, ona da uzanayım, onu da yiyeyim. İnsan aynı böyle bir varlık diyor İsa Aleyhisselam. Aslandan misal Azrail Aleyhisselam'dır diyor. Çukurdan misal kabirdir. O kabirde seni bekleyenler var. Ağacı kesen siyah beyaz da geceyle gündüz diyor. Ağaç da senin ömür ağacın. Her gece her gündüz ağacın kesiliyor, ömrün bitiyor. Sen neden meşgulsun? Biraz daha kazanayım. Biraz daha servet biriktireyim. Biraz daha yiyeyim, gezeyim. Akıllı insanın dünyaya bakışı bu mu olması lazım? Onun için Allah'a dua edin, yalvarın. Niye yarattı seni Allah? Kendine kulluk için. Bana dua et. Benden iste, bana yalvar. Benim büyüklüğümü tanı. Benim büyüklüğüm karşısında acziyetini itiraf et. Başını secdeye koy. Beni dinle, söz dinle. İmtihandasın. Ahiret var. Asıl hayat ahirette. Allah'a dua etmek. Hem nasıl? Devamında Mevla söylüyor bak. Tadarruan ve hufiye. Nasıl dua edin? Tazarru ve hufiyet içerisinde. Ne demek tazarru? Yalvar yakarırcasına dua edin.
Bir de gizli dua edin diyor Allah. Nasıl dua? Yalvarıp yakarırcasına Allah'a dua edeceksiniz. Öyle namazdan sonra elleri böyle kaldırıp aklın dükkanda alışverişte şimdi oradan gelecek oraya gidecek. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna. Böyle dua istemiyor Allah. Dilinizle söylediğinizden kalbiniz gafil. Allah bu duaya icabet etmez. Musa Aleyhisselam adamı birine rastladı. Adam nasıl dua ediyor? Ellerini kaldırmış. Yere düşüyor, yuvarlanıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Musa Aleyhisselam adamı gördü, hayret etti. Dedi ya Rabbi ne güzel dua ediyorsun. İstediklerini vermek benim elimde olsa ben veririm ya Rabbi dedi. Hani ya Rabbi sen de duasını kabul et, ver demeye getiriyor Musa Aleyhisselam. Mevla buyurdu ki ya Musa sen onun dışına bakıyorsun dedi, ben kalbine bakıyorum. Dışarıdan baktığın zaman ağzı öyle güzel dua yapıyor. Aman Allah'ım diyorsun, lan ne güzel dua yaptı. Sana göre güzel dua. Ama Allah diyor ki ben onun ağzıyla yaptığı duaya, ellerine, yapmasına, yuvarlanmasına bakmam diyor. Kalbine bakarım. Onun kalbi de diyor, iki tane koyunu kaybolmuş adamın meğer. Aklı koyunlarında. Aklı koyunlarda, aklı dükkanda, alışverişte, işte, güçte, elleri semada, ağzı duada. Allah bu duayı istemiyor. Tadarruan. Yalvar yakar. Ne istediğini bileceksin. Yalvardığında ya Rab duamın kabul olunacağına inanarak ve senden istiyorum. Efendimiz diyor Allah'tan isterken büyük isteyin diyor, büyük. İstediğini size göre büyük. Ama en büyük olan Allah'a göre büyük değil ya. Hani adamın biri sarhoş kafayla sabah namazına müezzin giderken Erzurum'da caminin avlusunda ellerini kaldırmış. Allah'ım diyor senden cennetin firdevsini istiyorum. Sarhoş. Müezzin dönmüş. Yani ha bu halde mi istiyorsun demiş. Hem sarhoşsun hem de Allah'tan cennetin firdevs alasını istiyorsun. Döndü ne dedi? Sana ne dedi? Senden istemirim ya. Allah'tan isteyelim dedi. Allah'tan iste. Allah'tan isteyecek şeyin büyüğü küçüğü olmaz. Allah dualarımızı mutlaka kabul edecek. Öyle isteyin. Öyle yalvarın Allah'a. İçtenlikle, samimiyetle ve gizli dua edin diyor. Bak ayeti kerime. Niye gizli dua edin? Çünkü ulema buyuruyor ki gizli dua kabule daha şayandır. Çünkü açıktan dua yapmak. Şimdi ben burada dua yapsam Allah'ım bizi, anamızı, babamızı, evladımızı hani böyle Türkçe dua yapsam. Cemaatin bir kısmı iyi niyetle diyorlar hocam niye Türkçe dua yapmıyorsun diye. Niye yapmıyorum? Kendime güvenmediğim için. Kendimi biliyorum. Ben şimdi burada Türkçe dua yaptığım zaman hangi biriniz diyebilir ki hoca bu duanın içine nefsini karıştırmıyor? Belli bir zamandan sonra bak ne güzel dua ettim, içimden geçirmeyeceğim. Bak cemaat ne güzel amin dedi, şımarmayacağım. Aşikare dua yaptığımda bu tehlike var mı? Nefis işin içine girer mi? Riya olur mu? Gösteriş olur mu? Ama gizli dua ediyorum içimden. Kim ne biliyor ne istediğimi? Daha ihlaslı, daha samimi. Onun için duanın gizli olanı aşikare olandan daha makbuldür diyor ulema. Hatta hadis-i şerif Efendimiz diyor ki melekler var ya melekler kiramen katibi o meleklerin diyor duyup da yazdıkları zikir ve dualar duymadıklarından Allah katında daha sevaben azdırlar. Yani meleklerin duymadığı dualar var ya meleklerin duymadığı zikirler var ya sizin yüksek sesle yaptığınız zikir ve duadan 70 kat daha üstündür diyor Efendimiz. Onun için duada gizli olan daha makbule şayandır konuşacağız. İnşallah bir sonraki derste diyelim. Rabbim kendini hakkıyla kulluk yapan, hakkıyla dua eden kullarından eylesin. Duasına icabet buyurduğu kullarından eylesin. Rızanillah el-Fatiha.